Şimdi burada bir de tavuğumuz haşlanıyor. Evet, tavuğu koyduk haşlamaya, çorbanın tavuğunu. Şimdi un kokusu gidene kadar da çorbanın ununu hafif pembeleşene kadar kavuruyoruz. Haşlarken içine bir şey atıyor musun? Hayır, sadece tuz koyuyoruz. Sadece tuz koyuyoruz. Evet. Tavuk butlarımız var gördüğünüz gibi. Evet, tavuk göğsü var. Esas tavuk göğsünü kullanacağız. Tavuk butlarının suyunu almış olacağız Ezgi'ciğim. Göğüsleri nerede? Göğüsleri içinde. İçinde mi? Evet, evet. Dibinde mi? Dibinde. Kepçeyi daldıralım. Dibinde. Dideceğiz bunları böyle. Evet, onlar ince ince didilecek. Harika. But da lezzetli olur. Suyuna lezzeti geçecek. Biraz yağlı olduğu için çünkü güzel olur. Evet. Unumuzu kavurduktan sonra ne yapacağız? Unumuzu kavurduktan sonra tavuğun suyunu unumuza ilave edeceğiz. Tencerenin içine alacağız. Tavuk göğüslerini ince ince dideceğiz. İçine koyacağız. Un kokusu gidene kadar çorbamız kaynayacak. Ayrı bir yerde domates salçası, tereyağı ve pul biberi kavuracağız. Çorbanın içine dökeceğiz. Ondan sonra da o salça kokusu gidene kadar da onu kaynatacağız. Biz bu tarafta arabaşının tavuk göğsünü ince ince didiyoruz. Biraz sonra çorbamızı karıştırmaya başlayacağız. Harika. Birazdan Gamzem de gelecek. Evet, pastamızı da ikram edelim bu arada. Aynen. Çayımızı da. Çayımız da hazır. Şöyle güzelce kaynasın. Arabaşımız da burada. Evet, hamurumuz da hazır. Bunlar ne arkadaşlar? O kapağın vidası çıktı Ezgi'ciğim. Ha, dedim ki kamera malzemesi mi? Olur ya masama koymuş. Çıkar çıkar böyle oluyorlar arada. Evet, bilsem tencereleri de getirirdim Cengiz, Ezgi. Cengiz, tornavidan var mı? Vidası duruyor mu? Var var diyor. Ya ne yalancısın. Vidası duruyor. Adem'de var. Adem nerede? Ha, Adem, Cimi. Canımcığım şunla bir ilgili el atıver. Valla bunlar erkek işi. Biz böyle şeyleri... Birazcık da erkeklerin işleri olsun artık. Her şey kadınlar mı yapacak biraz değil mi? Biraz anlasınlar yani. Bunları yetiştir, elini sürme erkekler yapsın. 40 yılın başı erken yapacağı bir şey bulduk yani. Lütfen şunu ilgilenin. Yıkaması bizden. Heh, al hayatım. Bir sıkı verin onu lütfen. Teşekkür ederim. İş kazası oldu. Çek aşlar. Ben de şuradan çay servisi, pasta servisi hazırlamak istiyorum sizlere. Evet. Şimdi biz ne yaptık? Ne yapıyoruz? Şimdi biz çorbamızın içine dittiğimiz tavuk göğüslerini attık. Sen az önce ocağın orada ne yapıyordun tezgahta? Neyi süzdün sen onu kaçırmayalım. Ben biz mutluluk hormonundayız şu anda. Biz mutluluk hormonu. Unu tavuk suyunun içine özledim. Şimdi tavuk göğüslerini de attım. Evet. İçinin tuzunu koyacağız. Evet. İşte bunu karıştıra karıştıra pişireceğiz. Ayrı bir yerde salça tereyağını kavuracağız. Biraz da pul biber ilave edeceğiz. Onu da ilave edeceğiz çorbamıza. Süper. Zaten kiremitte et basmamız da fırında pişiyor. Çok güzel tavuk göğsü ve tavuk budunu haşlamıştık. Tavuk göğüslerini dittik, tel tel ayırdık. Evet. Ve neler yaptık? Tavuk butlarını kullanmadık. Tavuk göğüslerini dittik, unumuzu hafif kavurduk. Onu tavuk suyuyla birleştirdik. Sonra tavuk göğüslerini attık. Bir tarafta da salçayla tereyağını kavurduk ve içine koyduk. Salça kokusu gidene kadar çorbamızı kaynattık. Çorbamız hazır duruma geldi. Pul biber, karabiber İçinde kullandık. İçinde de bir kaşık, bir tatlı kaşığı pul biber var. O zevke göre isterseniz daha fazla koyarsınız, isterseniz hani hiç koymazsınız. O size Peki, kalmış bir şey. Yozgat'ta hamuru olmadan bunu bu şekilde sadece yapıp yer misiniz? Yani... Hamursuz olmaz. Olmaz. Yani olmazsa olmazımız o. İsterseniz ben size bir göstereyim. Gerçi çok büyük ben de yutamıyorum ama. Baklava dilimi kestiniz mi? Evet, baklava dilimi kesildi. Şöyle az bir şey ben size göstermek amacıyla. Doktoruma da sunabiliriz. Tabii ki. Onu zaten programın sonunda yiyeceğiz. Evet. Harika baklava dilimi akşamdan hazırlamış ki hamurumuzu sousun kıvamına gelsin diye. Şu şekilde. Onu zaten şu anda sohbet edeceğimiz için biraz zor olacak ama yanına alabiliriz. Limonunu da damlatalım. Şu limonunu sıkıyoruz. Ondan da koyalım. Evet. Bizim diğer lezzetimiz ne durumda? Diğer lezzetimiz birazdan hazır olmak üzere ama bir 10-15 dakikası daha var. Evet. Şöyle olayım mı? Yanına koyalım şöyle değil mi? İçine biraz pul biber. Kiremitte et basma yapmıştık hanımlar. Şöyle. Ben bunu birazdan çünkü... Şöyle alalım onu. Yok onu ben atölyeye götürmeyi düşünüyorum. Bunu mu? Gamzeme götürmeyi düşünüyorum ama orada yiyebilir. Biz burada öyle sohbet ederken... Tamam. Kendisi İzmir'den geldi çünkü. Öyle mi? Aynen. Şöyle.
Canımcığım daha önce yedin mi arabaş çorbası? Hayır hiç yemedim. Aa, bak şimdi bak. Bak. İzmir'in lezzetleri güzeldir. Trenin köftesi değil mi? Of. Şöyle bir denemeni isterim hayatım. Tabii ki. Şimdi kaşığı önce hamurundan alıyorsun. Hı hı. Bak ben sana göstereyim bak bak bak. Şimdi bunu yutarlar. Çiğnemiyorsun. Çiğnemiyorsun yapabilirsen. Evet, şöyle kaşığı alıyorsun. Sonrasından şuradan şöyle alıyorsun. Bir yutuyorum. Soğusun biraz. Tamam. Çiğnemeden yutabilecek misin bakalım? Hadi bakalım. Tadına bak. Sevecek misin? Peki. Yöresel lezzetler. Herkesin damak lezzeti farklı çünkü. Yut. Çiğneme. Yuttu. Hmm. Vallahi yuttu. Muhteşem. Başardın. Çok güzel değil mi? Ellerinize sağlık. Biraz daha limon da sıkabilirsin. Olsun. Siz nerelisiniz? Benim baba tarafı eski İstanbullu. Beyoğlu. İstanbullu. Aa güzel. Güzel lezzetler bilirsiniz. Ha saray mutfağı ağırlıklı mı? Biraz daha evet. Değil mi? Böyle saray mutfağında çok fazla etle meyve, ayva, erik çok fazla kullanılır. Sizler yapar mısınız? Baba tarafı o konuda oldukça becerikli. Ben çok becerikli değilim yemek konusunda ama. Kavun aile... dolması yediniz mi? Evet. Yediniz değil mi? Oo. Anne tarafı nereli? Batı Trakya. Batı Trakya. Oy oy oy. Güzel. Yakında zaten gidip geliyorsunuzdur. Evet, aynen öyle. Bağlar var mı? Yok hayır. Kalmadı kimse. Harika güzel. Harika lezzetler yaptık. Çok güzel hazırladık. Servisini yapalım mı yavaş yavaş? Yapalım. Şuradan şöyle çorbamız ama ben onun altını bir servis tabağı da getirmek istiyorum. Canımcığım sen de gelebilirsin bir tanem. Bitti mi kolyenin son halini gösterelim? Evet. Getirir misin kolyeni? Tabii. Gelirken şöyle servisimize başlayalım. Güzel lezzetler yaptık. İki tane güzel insan tanıdık. Aslı Bankoğlu ve Rita'yı tanıdık. Şöyle kenarını alalım. Kağıdın çeteyiz. Hı hı. Arabaşının şeyinden de kenarlarına koyalım. Ay kıyamam. Harikalar. İzmir'den gelen Gamzem. Bu kolyemizin son aparatının takılmış hali. Şöyle göstermek istiyorum efendim. Kolyemizin aparatının takılmış hali. Çok da güzel oldu. Hem çiçekler var, hem istiridyeler var. Çocuklarıyla beraber, çocuğuyla ve arkadaşının kızıyla beraber bunları topluyorlar deniz kenarından. Ve çok güzel kolyeler yapıyorlar. Çok da başarılı. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok sağ ol. Keçeden çantalar yaptık. Şöyle oturabilirsin bir tane. Biz de servisimizi hazırlayalım. Ben şunun kenarına bir de kebap diyesim geliyor. Neydi? Et basması. Kremitli et basma. Dur bakayım.